Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında nefis bir tatlı tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına 4 tane yumurta alıyorum. Oda ısısında olmasını özen gösterelim. Orta boy yumurta kullandım. 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. içerisinde un kullanmıyoruz arkadaşlar. Un kullanmadan nefis bir tatlı hazırlayacağız. Evet gördüğünüz gibi istediğim rengi ulaştı ve artık diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı galeta unu, bir su bardağından bir parmak eksik ceviz içi ve bir çay bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum ve mikserle çırpıyorum. Şöyle içerisinde un kullanmıyoruz arkadaşlar. Galeta unu ve ceviz içi hindistan cevizi kıvam veriyor. Eğer yumurtaları büyük kullanırsanız kıvamında değişkenlik gösterecektir. Orta boy yumurta kullanmanızı öneriyorum artık harcım hazır şöyle bir kenara alıyorum ve borcama biraz sıvı yağ ekleyerek her yerini fırçayla yağlıyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum şöyle borcama harcı aldım Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Pamuk gibi yumuşacık bir kıvam olacak piştiğinde. Şöyle eşit olması için sallıyorum bir kez kez yere vurarak 180 derece önceden ısıtılmış fırına pişmeye gönderiyorum. Kekim pişerken ben de şerbetini hazırlıyorum. 1,5 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu alarak kaynatıyorum şerbeti. Kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp soğumayı bırakıyorum. Kekimiz de fırından çıktı. Gayet de güzel pişti gördüğünüz gibi. Kek ve şerbet buz gibi olacak arkadaşlar. Soğuk soğuk ekleyeceğiz. Çünkü içerisinde un olmadığı için galeta unuyla ve Cevizle yaptığımız için gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekiyor. Kesinlikle sıcak sıcak eklemeyin. Şöyle şerbetini çeke dursun. Biz de üzerine kremasını hazırlayalım. Kreması için 4 su bardağı süt kullandım. Bir çay bardağından iki parmak eksik şeker ekledim. 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta ilave ederek iyice çırpıyorum. Nişastayı, buğday, mısır hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Sürekli pişirelim. Elinizi ocaktan, tencereden kesinlikle çekmeyin arkadaşlar. Aksi halde dibini tutacaktır. Kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Biraz daha alacak. Şöyle gördüğünüz gibi ipek gibi bir kıvamı oluyor. Evet son hali bu şekildeydi. Dondukça biraz daha sertleşecek. Üzerinde bu şekilde baloncuk baloncuk gördüğünüz an ocağın altına kapatalım ve üzerine streçle iyice iyice örtelim. Hiçbir şekilde kabuk tutmasın arkadaşlar. Evet kontrol ediyorum. Üzerine streci aldım ve krema gayet istediğim şekilde ılıdı. Üzerine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Bu kremanın kıvamını belirleyecek arkadaşlar. Böyle ipeksi bir kıvam elde edeceğiz. Yine mikserle şöyle iyice çırpıyorum. Kesinlikle tavayı değdirmiyorum. Üzerinde çırpıyorum gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Ben de çok dikkat ederim bu konuda. Evet kıvamını görüyorsunuz. İpek gibi harika bir kıvamı oldu. Şöyle köpük köpük. Krema muhteşem oldu. Her türlü pastalarınızda bu kremi kullanabilirsiniz. Eğer krem şanti seviyorsanız. Şerbetini tam çeken Kıbrıs tatlımızın üzerine kremayı aldım ve eşit bir şekilde düzenliyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzelce her tarafını eşit bir şekilde düzenledim ve üzerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Üzeri aynı gelin pastasını benziyor arkadaşlar. Tabii ki keki çok farklı. Tadı muhteşem bir Kıbrıs tatlısı biz çok seviyoruz. Bugün de tarifini çekmek istedim sizler için. Buzdolabını kaldırdım. Bir gün beklettim. Ben akşamdan hazırladım. Ertesi gün sabah şöyle sunum yaparak servis ediyorum. Bir gün bekleyen tatlılarınız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Pasta ve şerbetli tatlılarınızı bir gün bekletmenizi öneriyorum. Şöyle tatlımızı kesiyorum yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız oradan sizlere yardımcı olabilirim. Şöyle antep fıstığı ile ve çilek ile son dokunuşlarını yapıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki gerçekten yemelere doyamayacağınız bir tatlı tarifi oluyor arkadaşlar. Evde biraz çilek vardı. Sadece 4 çilekle sunuma hazırladım tatlımı. Gördüğünüz gibi çilekleri dilimleyerek, incinci inci dilimleyerek servis ettim. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz lezzetli, muhteşem bir tarif çıktı ortaya mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Eğer ki çok aşırı tatlı sevmiyorsanız kek harcına şekeri daha az ilave edebilirsiniz. Şöyle gün ışığında da yakından göstermek istedim. Muhteşem bir lezzet diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir de iç dokusunu görelim. Biliyorum ki iç dokusunu da merak ediyorsunuz. Keki şerbetli, üzeri kremalı, enfes pasta lezzetinde harika bir şerbetli tatlı oluyor. Eğer denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle yakından da göstermek istedim. Bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok sevinirim. Facebook, TikTok ve Instagram Filiz'in mutfağı arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden.